Mıstık Fenci'den merhaba. 6. sınıf, 1. ünite, 2. Konu, konuyla yine birlikteyiz. Güneş ve Ay tutulmaları. Güneş tutulmasıyla başlayalım arkadaşlar. Güneş, Dünya ve Ay. Arkadaşlar, Güneş, Dünya, Ay aynı eksende iken Güneş ışınlarının ay tarafından tutulmasıyla, ay opak bir cisim biliyorsunuz ışığı geçirmeyen, ay tarafından tutulmasıyla dünyanın belirli bir bölgesine güneş ışınları düşmez. Bu bölgesindeki insanlar, bu gölgenin düştüğü bölgesindeki insanlar güneşi göremezler. Bu insanların güneşi görememesi olayına güneş tutulması denir arkadaşlar. Ay güneş dünya arasına girer ve Güneş ışınları dünyaya erişemez. Bakın burada güneş ışınları dünyaya şu noktaya erişemedi. Bu olay arkadaşlar yeryüzüne ayın gölgesi düştü. Bu olay güneş tutulması. Güneş tutulmasının arkadaşlar bir resmi burada verilmiş. Güneş tutulması dünyadan görünüşü. Güneş tutulması her ay gerçekleşen bir olay değildir arkadaşlar. Belirli zamanlarda olur. Bu yıl ve önümüzdeki yıl gerçekleşecek güneş tutulması ve nerede olacağı. 6 Ocak 2019'da olmuş Doğu Asya'dan görülmüş. 2 Temmuz 2019'da olmuş Kuzey Amerika'dan görülmüş. 20 26, Ar 26 Aralık 2019'da arkadaşlar Kuzey Asya'da. 21 Haziran 2020'de yine Kuzey Asya'da. 14 Aralık 2020'de Kuzey Amerika'da güneş tutulması gerçekleşecek. Arkadaşlar ikinci ay tutulması Dünya güneş ile ay arasında olduğunda güneşten gelen ışınlar dünya tarafından tutulduğu için dünyanın gölgesi ayın üzerine düşecek ve dünyadaki insanlar ayın gölgesi dünyanın gölgesi ayın üzerine düştüğü için dünyadaki insanlar Ay'ı göremeyecek. Bu olaya ay tutulması diyoruz arkadaşlar. Dünya güneş ile ayın arasına girer ve dünyanın gölgesi dolandığı için ay karanlıkta kalır. Bu şekilde arkadaşlar. Ay tutulmasının da görüntüsü bu şekilde. 9 Kasım 2003'te ay tutulmasının Görüntüsü arkadaşlar bakıyorsunuz dolunay şeklindeyken sonra yavaş yavaş karanlık geliyor geliyor. Burada ay tutulması gerçekleşiyor. Sonra tekrar ay dolunay şekline geliyor. Ay tutulması her ay gerçekleşen bir olay değil. Ay tutulması esnasında ay dolunay evresindedir. Bu önemli arkadaşlar. Farklarına bakalım. Ay, güneş tutulması ve ay tutulması benzerlik ve farklılıkları Ay güneşe daha yakın arkadaşlar. Ay ortasında, ikisinin ortasında. Dünya güneşe daha yakın. Ayın gölgesi dünyanın üzerine düşüyor. Dünyanın gölgesi ayın üzerine düşüyor. Bir gölge olayı bu da bir gölge olayı arkadaşlar. Işığın doğrular boyunca yayıldığını gösteren doğ olayı. Aynı şekilde ışığın doğrular boyunca yayıldığını gösteren doğ olayıdır. Belirli sürelerde tekrar eder. Bu da belirli sürelerde tekrar eder arkadaşlar. Şekildeki ayın dünya çevresinde yörüngelerde hareketi verilmiş. Buna göre güneş tutulması gerçekleşir arkadaşlar. Arkadaşlar güneş tutulmasının gerçekleşebilmesi için dünyadaki insanların güneşi görememesi gerekir. Yani ayın dünya ile güneş haritasında olduğu yani K evresi olmalıdır. Seda güneş tutulması modeli hazırlıyor. Modelle mum güneşi, burası güneşmiş arkadaşlar, futbol topu dünyayı, tenis topu ise ayı temsil ediyormuş Öğretmeni modelin hatalı olduğunu söylüyor. Aşağıdakilerden hangisini yaparsa model hatasız olur. Şimdi arkadaşlar güneş tutulması ne demekti? Güneşi dünyadakilerin görememesiydi. Yani ay ne yapacak? İkisinin arasında olacak. Yanlış konulmuş. Hangi şıkta var bu? Futbol topu, masa tenisi topunun yeri ne yapılmalı? Değiştirilmeli arkadaşlar. Yine bir soruyla devam edelim. Bu olayla ilgili aşağıdakilerden yorumlardan hangisi doğrudur diyor arkadaşlar? Burada baktığınızda hangi olay gerçekleşmiş? Ay tutulması olayı gerçekleşmiş. Dünyanın gölgesi ayın üzerine düşmüş. Ayın gölgesi yer küre üzerine düşmüştür. Yanlış. Dünyanın gölgesi aya düşmüş. Ay güneş ve yer küre arasında yer alır. Hayır. Ay e, dünya ortada ay yeni ay evresindedir. Hayır, dolunay evresinde. Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultudadır. Doğru arkadaşlar. Hangi şıkta? D şıkkında doğru. YouTube kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.